Evet, Ali Oskin'in açıklamaları bu şekilde. Tabii transfer dönemi geçen sene de çok konuşulan bir oyuncuydu. Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Yine Fenerbahçe'nin de ki gelme isteği vardı diyor kendi açıklamasında da. Şimdi Galatasaray'da yapılan transferleri konuştuk. Fenerbahçe'de tabii sayı çok fazla. Bir yandan Jesus'un gidecek mi acaba denen oyuncuları da yine matematiğin içine dahil etmesiyle beraber bir oyuncu fazlalığı ortaya çıktı. Siz kadroda böyle kafanızda 11'i nasıl şekillendiriyorsunuz? Alioski ile ilgili gözlemleriniz ne ki? O da çok aslında hazır olmadan bir anda karşılaşmada kendini sahanın içinde bulmuş bir oyuncu. Bunu Jesus da söylemişti. Serhan seninle başlayayım. Evet, aslında biz de şu an Jesus'un nasıl bir 11 çıkacağını göremiyoruz. Çünkü gerçekten çok oyuncu fazlalığı olan ve ona rağmen hala transfer yapmak isteyen bir Fenerbahçe var. Alioski'ye gelince bence iyi bir sol ayak. Hem orta sahada oynuyor, Evet. sol da oynuyor. Her türlü kullanabileceğin genç bir yetenekten bahsediyoruz. Kiralık geldi. Boyu itibariyle de 1.71 boyu var ama ben her pozisyona girebilecek kapasiteleri görüyorum. Dünkü karşılaşmada bunu da gördüm zaten. Ben çok yani Alioski zaten Galatasaray'ın da sürekli gündeminde olan futbolculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de de bence başarılı olacağını düşünüyorum. Dün oyuna girip de etkisini göstermesi de bunların belirtisi olduğunu görebiliyoruz. Ama işte Fenerbahçe nasıl bir 11'le çıkacak, ne olacak, ne edecek onları çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü ben Jesus'un hala kadrosunu tam anlamıyla oluşturduğunu düşünmüyorum. Kadroda bence en sağlam oyunculardan bir tanesi Emre Mor olacağını görüyorum. Ki Emre Mor'u da parantez içinde açıyorum. Çünkü ben Emre Mor'un gelişiminde de zaman zaman şahit de oldum. Çok farklı bir Emre Mor var. Dünkü karşılaşmasında ben maça da gittim. Orayı da izledim. Basın mensubu olarak takip ettim. Orada bile farklı bir Emre Mor vardı. Yani sakatlanmasına rağmen ilk pozisyonda ayağına darbe aldı o. Sakatlanmasına rağmen oyunda kalmak istemesi ve kendisini zorlaması ve takım oyuncusu olarak kendisini motive etmesi çok farklıydı. Ben Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden bir tanesinin Emre Mor olacağını düşünüyorum bu sene. Ferdi'yi de parantez içinde yıldızlı olarak da işaretliyorum. Peki sana göre Emre Mor'un eskiye götüreceğim seni. Galatasaray'da olduğu dönemle şu an arasındaki fark Büyümüş. ne? Büyümüş. Gerçekten büyümüş. Mesela bak şöyle söyleyelim. Buruma'yı örnek gösterelim. Mesela Galatasaray'daki Buruma'yla şu anki Fenerbahçe Buruma arasındaki gözlemlediğim itibariyle dağlar kadar fark var. Geriye gitmiş. Geriye gitmiş gerçekten. Ama Galatasaray'daki Emre Mor'la Fenerbahçe'deki Emre Mor arasındaki fark da Emre kendini geliştirmiş. Artık demiş ki ben çünkü Emre'ye gittiğimizde ben Okal oynuyordu İspanya Ligi'nde. Ben oraya gitmiştim, Celta Vigo'ya gitmiştim. Kendi başında olan ve kendini yalnız olarak addeden, hatta ben ne yapıyor dedim Emre Mor burada dedim. Kendine taht almış. Yani tahtta oturuyor. Bir kendiyle zaman geçirebilen ve yalnız kalmış bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Ama şu anki geldiğimiz duruma göre şunu şöyle söyleyebiliriz. Emre Bor artık futbol oynamak istiyor. Yani ben diyor buradan para kazanıyorum. Ve yeteneğim de beni iyi yerlere kadar getirdi. Bundan sonraki yapacakları da karakterimdir dedi. Bence karakterinin daha fazla oluştuğunu düşünüyorum. İyi bir futbolcu, çok yetenekli futbolcu. Daha da fazla üstüne koyarsa ilerleyen zamanlarda biz Emre Bor'u çok farklı bir şekilde görebiliriz. Ve göreceğimize Hele inanıyorum. Jesus gibi hocanın elinde. Kesinlikle. O da ayrı bir şans bunun için. Hoca faktörü de. Ama Hoca gelişmiş, faktörü de. büyümüş yani. Ama Etkili kesinlikle şunu olacak. söyleyeyim. Buruma tam tersine giderken Emre Bor'da pozitif anlamda tam iyi yere doğru gidiyor yani. İzleyicilerimizden gelen mesajlara şöyle bir bakacağım. Yasin Bey yazmış. Fenerbahçe her sistemde oynuyor. Böyle olması güzel. Defolar var ama bu sezon Adana Demirspor'a hiçbir takım 4 gol atamaz. İddia ediyorum demiş. Fenerbahçe'nin de hiçbir maçı derbiler dahil 3 golün altında olmaz. Yalnız bu İddialı bir mesaj. şunu da ekleyelim. Ligin başından beri birçok farklı skorlar görüyoruz. Karşılarında açık futbol oynayan takımlar var.
Belki ligin ilk haftalarından dolayıdır. Olabilir. Sonra hocalar doğru, değişecek. Tespit. Sonra hocalar değişecek. Gene takım otobüsleri çekilebilir. Onu bilmiyorum kalenin önüne. Ama biraz da onun etkisi var. Ya o yüzden biraz da göze hoş gelen bir futbol görüyoruz. Kazanmaya oynayan. Bazen kaybederken kazanırsın. Öyle maçlar olabilir. Sonraki haftalarda o fark yiyen takımlar kendinle denk takımlarla oynadığında çok daha farklı oyunlar görebiliriz. Bu normalde birincisi. Çok kapanan takım olur diye evet. Konuşuruz ama biraz bu ilk haftalar itibariyle pek öyle olmadı. Haftaya bir Konya deplasmanı Fenerbahçe'nin var. Orada o nasıl? Da önemli bir maç. Tabii. Şunu ekleyelim. Dün üçlü sistem oynadı herhalde Fenerbahçe değil mi? Yani zaman zaman öyle gördük. Belki onu da demeye çalışıyor. Biz böyle dizilişe bir bakıyoruz. Değişiyor oyunun içinde. Dizilişe bakıyoruz. Sonra bakmıyoruz bir daha. Evet. Sağda kim nerede falan diye. Analizciler bakıyor işte. Maçı taktiksel gözle seyredenler onlar bakıyor. Ya bu Fenerbahçe de dün üçlü oynadı. Kimse ağzını açmıyor mesela. Bak çok doğru bir arkadaşım sistem ediyor şimdi. Yani Valerian İsmail kıyaslaması yapıyor. Adam 4'lüye dönmedi ki. Beşiktaş da 3'lü oynuyor. Sadece başlarken 4'lü başladı mı de milletin herhalde çenesi mi sussun ne yapsa o anlamda mı başlattı Serdar, bilmiyorum. Serdar mesela Onyekuru'nun arkadan defansın arkasından kaçmasına çok izin verdi. Ve göre göre kaçtı. Yani ama hoca mesela bunu dedi ki ben nasılsa ondan sonra ya kademeye girer birisi ya da pozisyon ama kaç defa kaçırdı. Ama Onyekuru'yu ne kadar önlem alsan da tutamıyorsun. Sıkıntı yaşayabileceğiniz bir oyuncu. Zaten adam kendi söyledi Jesus Hoca. Benim zamanımda almak istediğim oyunculardan biriydi alamadım dedi. Bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta burada yayında hikayesini konuşuyorduk. Bu hafta 11'de çıktı. Kimden bahsediyorum? Kim? Zuba'dan bahsediyorum. Zuba. Evet. Evet evet Murat Sancak. İnanılır gibi değil. Bunu da konuşalım. Burada dedik hikayesi var. Ne oluyor acaba otel bildiğimiz Beşiktaş'ta sahildeki o otel. Ne yapıyor ki? Hangi takım için? Biz yazmıştık. Murat Sancak hani bize söylemişti başkan interaktif, de. İnteraktif olarak. Söylemişti katılmış. De biz söyleyememiştik. Hani aslında öyle bir durum. Daha oyuncu ayağının tozuyla maça çıktı. Çıktı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Bu tercihi, bu kararı ve sonucunu? Oyuncunun performansı. Belki de yanlış bir tercihtir. Ama öyle de yorumlayanlar var. Kim alacaktı? Transfer olarak değil ama ilk haftadan. Yok transfer olarak demiyorum. Kim alacaktı? Bilmiyorum yani kadroda kim var kim yok tam net gözükmüyor. İşte Balotelli yok. Ason Balonga. Ason Balonga evet. Balonga olabilirdi. O, işte. O olabilirdi yani. Herkes onu beklerken Zuba oldu zaten. Herkesin kafasındaki soru işareti oydu. Belki o olsaydı. Aha. Böyle Ason Balonga belki. Ya da Zuba. Ama bence Zuba daha fazla üstüne koyabilecek bir yeteneğe sahip. Zaten biz hatırlarsan o gün biliyorduk zaten Adana Demirspor'a gideceğini. Biz biliyorduk ama başkan açıklama yapmadan biz açıklama yapmadık burada. Ve o gün de zaten otelde beraberlerdi başkanla. Balotelli'nin geleceği çok bence çok önemli. Ama orada da bence Murat Sancak kırmızı çizgiyi koymuş. Eğer Balotelli'yi almak istiyorsanız 4 milyon dolar para getireceksiniz diyor. 10 milyondu bir ara. Yok 4 milyon. 4 milyon. Ben geçen hafta da kendisiyle görüştüm. 4 milyon. 4 milyon. O Brescia şeyi paylaşmış. 4 milyon. Sosyal medyada. Brescia babasının tuttuğu takım. O da orada oynadı ya. 4 milyonda %20'si galiba şeyin. Balotelli'nin galiba. Öyle biliyorum ben.